Recep Tayyip Erdoğan elinde bir fırsat varken nereye kadar gidiyorsa gitsin. Sonunda bir yerde duracak. Çünkü o gün korku, panik içerisinde olacak. Ben ne yapıyorum? Her şey bana yöneliyor. Benden hesap soracaklar. Korkusuyla yaşayacaktır. Şimdi buradan da açıkça söylüyorum. Allah nasip eder tek başına iktidar olduğumuzda veya siyasi şartlar koalisyonu gerektiriyor, koalisyon ortağı olarak iktidar sorumluluğu üstlendiğimde Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 sülalesinden hesap buradan olur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum, ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ben 20 senedir artık yoruldum. Kendini tekrar ediyor. Ülkeye verecek hiçbir şey yok. Millet bıktı. O bir fenomen oldu bir adam. Ya bıktık ya, bıktık diyor ya hakikaten. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Erdoğan'dan bu karar ya, bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olacağına inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda vardır. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan aldığımız bu kararın yüce Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimize hayırlı olmasını diliyor. Sevgili vatandaşlarımı saygılarımla selamlıyorum. Huzurlarınızda ben yine Sinan Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu kimdir biliyor musun? Gerçek olmadığını bile bile bir kişiye iftira atan ve bu iftiraları yaymak için karanlık odalarda troll besleyendir. Asıl ahlak yoksunu sarayına yılda 3 milyar lira masraf ederken şehit ve gazilere sadece 18 milyon lira bütçe ayırandır. Sen bize ahlak konusunda ahkam kesecek durumda değilsin. Çünkü senin kendine hayrın yok. Elindeki patlak ampulle aklın sıra güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun.